Sevgili izleyiciler merhaba. Konuğumuz mali müşavir Turgut Kenar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Turgut Kenar. 2008 yılından beri mali müşavirlik yapmaktayım. Çeşitli şirketlerin danışmanlığı, defter tutma, finansal danışmanlık, yeminli mali müşavirlikle ilgili faaliyetler, vergi dairesi ilişkileri, banka ilişkileri gibi süreçleri yönetmekteyiz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hizmetleriniz, çalışmalarınız hakkında biraz daha bilgi vermek ister misiniz? Tabii. Şöyle biz şirketlerin ikiye ayırıyoruz esasında. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri alan şirketler. Mali müşavirlik hizmetleri alan şirketlerin bazıları muhasebe hizmetlerini outsource etmek isterler. O zaman unique denetim çatısı altında muhasebe servislerimizde işte hizmet veririz. Bazıları da kendi bünyelerinde muhasebe tutarlar. Bununla ilgili de danışmanlık veririz. Muhasebe sistemleri kurma işlemlerini yönetiriz. Ve bu kurulan muhasebe sisteminin aylar itibariyle sürekliliğini ve doğru gidip gitmediğini denetleme üzerine faaliyetlerde bulunuyoruz. Diğer taraftan işletme bütçeleriyle ilgili danışmanlıklar sunuyoruz. Burada da işletmenin tabii özellikle KOBİ'lerin bütçeleme ihtiyaçları söz konusu. Burada da bütçe sistemlerini kuruyoruz. Satış bütçesinden başlayıp nakit bütçesine kadar olan süreçleri kurgulayıp daha ziyade yine mali işler ekibiyle birlikte yönetime destek olmak üzere bunları servis ediyoruz. Çok güzel. Teknolojik gelişmelerin şirketlere ve mali müşavirlik faaliyetlerine etkisi nedir? Tabii teknoloji her alanda olduğu gibi bizim mesleğimizi de çok ciddi etkiledi. Özellikle devletimiz ve Gelir Dairesi Başkanlığı bu konuda ciddi yatırımlarda bulundu. Diğer taraftan bizim bağlı bulunduğumuz TÜRMOB'da artık her şeyi dijital neredeyse yapmak noktasında ki artık biz müşterilerle olan sözleşmelerimiz dahi TÜRMOB üzerinde elektronik sözleşme olarak girmekteyiz. Her şey diğer dijitalleşti. Taraftan, evet, her şey dijitalleşti. Evet. Diğer taraftan faturalar dijitalleşti. E-fatura. Tabii bu iş ilk başta bankalarla başladı. Daha sonra işte Gelir Dairesi Başkanlığı faturaları dijitalleştirdi. Neredeyse artık kağıt faturayı görmüyoruz. Postlar dijitalleşti. Yine banka üzerinden Gelir Dairesi Başkanlığı ve muhasebe servisleri ciddi bilgi edinebiliyor. Teknoloji tabii bize ciddi bir veri yığını oluşturuyor. Burada işte mesleğimizin ciddi farklı bir noktaya evrilmesi söz konusu. Kağıtlardan, veri girişlerinden ziyade artık bir ortamda yaratılmış, dijital olarak yaratılmış bir veriyi dijital farklı ortamlara kayıt etme ya da oralara aktarma işi teknolojiyle yapılmakta. Mali müşavirlere burada ne gibi görevler düşüyor? Mali müşavirler bu teknolojik yığını, teknolojik veri yığınını bilgiye dönüştürme. Esasında işletmelerin faydasına olacak konu bilgi. Verileri yönetmek, analiz etmek gibi konuları işletme yöneticileri, işletme sahipleri çok onlara vakit ayıramayabilir. Bu konuda bu servisleri destek, mali müşavirler vermek durumunda. Çok önemli. Şimdi daha kolay ulaşılabilir oldu değil mi? Evet, her şey daha dijital, kolay ulaşılabilir oldu. Bir faturayı istediğiniz zaman görüntüleyebiliyorsunuz. Hı-hı. Kaybolma yok. Evet, her şey bir yerlerde bulut serverlarda, bulut ortamlarda saklanıyor. Ne güzel. Her şeyimiz izleniyor yani bir çok anlamda. Çok güzel. Peki ticari şirketlerin danışmanlık ihtiyaçları nelerdir? Şimdi ticari şirketler esasında özellikle Amerika'daki bu faiz artırımları ile birlikte dünyada bir para sıkıntısı başladı. Bunu ülkemiz olarak da hissediyoruz. Burada ülkelerin merkez bankaları para bastıkları paraları geri toplama noktasına geldiler. İşte bu diğer taraftan sıkılaşma politikaları, diğer taraftan bankaların üzerine yapılan düzenlemeler nihayetinde işletme sahiplerinin daha az yabancı kaynağa ulaşması ortamını doğurdu. Ortada tabii işletme sahipleri daha az yabancı kaynağa ulaşınca ya da ulaşmakta zorluk çekince o zaman doğru yabancı kaynağa en hızlı ulaşan, en hızlı bir şekilde işlerini doğru yönetebilen, bunu nakit akışla
faaliyetlerini birlikte harmanlayabilen işletmeler fark yaratmaya başladı. Mali müşavir ya da finansal danışman dediğimiz kavram da burada işletmenin bu kredileri, bu finansal davranışları, finansal metotları doğru yönetebilmesi için ya da doğru ulaşabilmesi için gerekliliklere servis verebiliyor olması lazım. Nedir bu gereklilikler? Doğru finansal tablo, doğru mizan, doğru kurumlar vergisi beyannamesi, doğru detaylı bilgi, bu teknolojik veri yığınını çok hızlı bir şekilde yönetip, yönlendirip servis edebilmesi. Bir vizyon katıyorsunuz elbette, esasında. Elbette. Bir yol haritası, risk elbette. Yönetimi değil mi? Aynen SWOT öyle. Analizi. Çok hepsi. Haklısınız. İşi aslında başından alıp hazırlayıp, yani bir nevi bir yemek hazırlar gibi Tabii. finansal tablo hazırlayıp bunu da sunmak. Finansal tablo kullanıcılarına, başta işletme sahibi olmak üzere, kreditörler, varsa sermaye piyasalarıyla olan ilişkiler, bankalar gibi kurumların bu işletmeyi doğru tanımasını ve gelecek vizyonunu da bu finansal tablolardan görebilmesini sağlıyoruz. Evet, bir röntgenini çekiyorsunuz Elbette. Değil mi? Böyle Evet. sunuyorsunuz. Evet. Ne güzel. Peki düzenleyici kuruluşların, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi şirketlere ve mali müşavirlere etkisi nedir? Tabii mali müşavirlik mesleği esasında çok zor bir meslek ve sürekli dinamik kalmanız gereken bir meslek. Her gün resmi gazeteyi okumak durumundasınız. Evet. Kendinizle ilgili olan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevzuatı ya da SPK ya da gümrük mevzuatı ile ilgili çokça yeni düzenleme çıkıyor. Kesinlikle. Bunları takip etmek zorundasınız. Bu mevzuatların neticesinde yine Gelir İdaresi ya da diğer düzenleyici kurumlar tebliğler çıkarır. Dolayısıyla bir kanun maddesi yazılır, meclisten geçer, resmi gazetede yayınlanır ve sonra bu kanunun nasıl uygulanacağını tebliğlerle takip etmek zorundasınız. Ve günün sonunda artık bir taraftan iş yapmak zorundasınız, bir taraftan da bu işi nasıl yapacağınızla ilgili sürekli düzenleyici kuruluşlardan bir veri, bir bilgi ya da yeni kurallar, yeni düzenekler öğrenip aktarıyorsunuz evet, firmanın. Öğrenip aktarıyorsunuz. Bir kere doğru özümsemeniz Tabii. gerekiyor bu kuralları. Bu değişimleri ve müşterilerinize ya da kurumlara çok hızlı bir şekilde ve doğru aktarabiliyor olmanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili şirketimiz olarak sirküler yayınlıyoruz. Aldığımız bilgileri harmanlıyoruz. Müşterilerimizin daha kolay anlayabilmesi için hem sosyal medya üzerinden hem web sitemiz üzerinden hem de maillerine otomatik mailler gönderme marifetiyle çok hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Tabii bankacılık mevzuatında da çok ciddi değişiklikler var. Bu da yine işletmelerin fon kullanmasını, fonlara ulaşmasını, bankacıların da bir nevi işlerini zorlaştıran bir noktaya geldi. Evet. Tabii bazı düzenlemeler de yakalanamayabiliyor piyasa tarafından. Örneğin bankacılar bugün hala 2023'ün başında olmamıza rağmen dördüncü geçici vergi dönemi soruyorlar. Maalesef. Ama aslında bir yıl önce bu geçici vergi kaldırıldı. Ve günün sonunda bununla uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Haberleri yok. Evet, haberleri yok. Nasıl şirketi nasıl değerlendirecek? O zaman işte burada yine sadece vergi beyannamesine bağlı bir analizin dışındaki gereklilikler daha da önem arz etti. Dolayısıyla doğru mizan, doğru finansal tabloyu çok hızlı bir şekilde verebilen şirketler bu bankalar nezdinde kredi derecelendirme notları çok hızlı bir şekilde değerlendirilir ve fonlara ulaşabilirler. Harika. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Bu işi yapmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Biraz anlatır mısınız? Tabii mali müşavirlik mali müşavirlik belgesini almak için başlayalım öncelikle. O zor bir kere. Evet, zor bir süreç. 4 yıllık bir üniversite, yani mali iktisadi evet. idari bilimlerle ilgili bir fakülte bitirmeniz gerekiyor. Akabinde staj başlatma sınavını kazanmanız ve 3 yıl boyunca staj yapmanız. Stajyer mali müşavir olarak bir mali müşavirin yanında ya da bir mali müşavirin gözetiminde herhangi bir ticari işletmede görev yapmanız gerekiyor. Sonrasında staj tamamlama sınavını kazanmanız gerekiyor. Akabinde ruhsatınızı almanız gerekiyor. Tabi burada bunu almakla bitmiyor esasında iş. Bu 3 senelik staj evresini çok ciddi şekilde doğru değerlendiren stajyer arkadaşlar odanın
Yani Mali Müşavirler Odası'nın, özellikle biz İstanbul Mali Müşavirler Odası'na bağlıyız ama herhangi bir ilin Mali Müşavirler Odası'nın verdiği eğitimlere ya da TÜRMOP tarafından düzenlenen eğitimlere, sirkülerlere, mali müşavirlikle ilgili etkinliklere hızlı bir şekilde katılanlar süreçlerde, yani mali müşavirlik ruhsatını aldığında diğer arkadaşlarından 1-0 önde başlayabilirler mali müşavirlik süreçlerine. Sonrasında iş bitiyor mu? Vallahi ben bunca yıllık tecrübeme rağmen hala biliyorum diyemiyorum. Ciddi emek harcamak gerekiyor. Tabii. Her gün bir şeyler hep değişiyor. Hep takip. İş yapış şekilleriniz değişiyor. Yani ben 2005 yılında ruhsat aldım. Şimdi neredeyse 20 yıl olacak. Hala bir şekilde entegre olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Düzenlemeye, denetlemeye, dünyaya, gelir dairesine, kendi çevrenize sürekli bir değişiklikler. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilerde tabii bu konuyla ilgilenecek ilgililer, bir mali müşavir olan ya da olmak üzere olan arkadaşlar, bir de KOBİ'ler ya da şirketler, ticari şirketler. Şimdi mali müşavir olacak arkadaşların gerçekten bu işle ilgili ciddi efor harcaması ve teknolojiyi doğru takip etmesi gerekiyor. Çünkü teknoloji artık bazı görüşlere göre teknoloji bizim işimizi elimizden mi alacak gibi görüşler de var ama günün sonunda mali müşavir sadece kayıt giren, sadece veri giren bir iş yapmıyor. O zaten işin bir taraftan rutin tarafı, veri yaratma, ama esasında mali müşavirin en önemli fonksiyonu verileri bilgiye dönüştürme fonksiyonu. Dolayısıyla bu arkadaşların bu konuda kafa yormalarını, mali müşavirlikle ilgili, muhasebecilikle ilgili diğer ve etki yaratacak, fayda sağlayacak bütçeleme, nakit yönetimi, finans gibi konuları göz önüne almaları. Diğer donanım taraf, sahibi olacaklar, evet, donanım, destekleyecekler kesinlikle, işlerini. Kesinlikle, işlerini ciddi destekleyecekler, işlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Evet. Şirketler için de doğru finansal tabloyu, yani bilgiyi çok hızlı bir şekilde doğru, anlaşılabilir, güvenilir edinmeleri gerekiyor. Bu bilgilerini danışmanlarından, mali müşavirlerinden istesinler. Eminim ben bütün meslektaşlarımın bu enerjiye, bu bilgi birikimine hakim olduğuna inanıyorum. Çok ciddi bir şekilde paylaşabilirler. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz mali müşavir Turgut Kenar'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Çok mersi. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.